Yeni motorlu sanayi sitesi ihalesi 12 Ocak'ta. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski sanayi ve Karataş sanayinin taşınmasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi ile yaptıkları protokol kapsamında hayata geçirilecek yeni motorlu sanayi sitesi ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili yeni motorlu küçük sanayi sitesi birinci etap ihalesinin 12 Ocak'ta yapılacağını belirtti. Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yapan Başkan Altay, şehrimizin kanayan yarası haline gelmiş önemli sorunların çözümü için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün sizlerle önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Karatay Sanayi ve Eski Sanayi'nin taşınması ile ilgili ilk etap ihalemiz 12 Ocak tarihinde yapılmış olacak. Konya'nın bugünü için değil, geleceği için de çözümler üretiyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi yıllardır konuşulan fiziki yapısıyla Konya'mıza hizmet etmekten uzak bir yapı haline dönüşmüştü. Bizimle anlaşan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın böyle önemli bir projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİM Başkanımız Sayın Ömer Bulut ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya için tarihi bir müjdeyi böyle mübarek bir günde açıklamaktan mutluluk duyduğunu ifade ediyorum. Esnafımız ve Konya'mız için hayırlı olsun dedi. Eski sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi arasında protokol yapılmıştı. Şehrimizin kanayan yarası haline gelmiş önemli sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çabalıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün sizlere çok önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Karatay Sanayi ve Eski Sanayi'nin taşınmasıyla ilgili ilk etap ihalemiz 12 Ocak tarihinde yapılmış olacak. Esnafımız için hayırlı olsun. Konya'nın bugün için değil, geleceği için de çözümler üretiyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi yıllardır konuşulan ve fiziki yapısıyla esnafımıza Konya'mıza hizmet etmekten uzak bir yapı haline dönüşmüştü. Bizimle anlaşmayı tercih eden tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Konya'nın böyle önemli bir projesini hayata geçiren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Konya için tarihi bir müjdeyi böyle mübarek günde bir açıklamaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Esnafımız ve Konya'mız için hayırlı olsun.